arkadaşlarla gayet hareketli, hiçbir sorun yok. Ondan önce doktor demişti biraz şey eksikliği var, demir eksikliği var falan dedi. Ama biz de işte aman dikkat edin, süt çok içtiğinden sütte demir engel olduğu için demirin vücudun demir olmasına. Biz de ona dikkat etmeye başladık. Sütten kesmeye çalıştık. Hasılı belki o zamandan belki başlamıştı, bilemiyoruz. 12. aylarda, 2015'in 12. ayları civarında çok kötü bir 2 hafta boyunca ateş çekti. İkisi de duracağına da aynı, bebek de duracağına. Kız da aynı. Ben de bir ara hastalandım, sonra düzeldi. Bunlara sürekli ateş düşürücü veriyoruz. Arada doktora gidiyoruz, geliyoruz. Uzun anlatmayacağım. Kısa olayı kısa geçmek istiyorum. Hasılı bunun sonunda 2 hafta sonunda, en sonunda 2 hafta bu ateş düşmeyince kızla kan aldılar. Hastanede bıraktılar, yani geceydi zaten. Gece hastanede kalsın, kan aldılar. Ben yine aynı böyle bir cumartesi sohbete girdim. Sohbeti dinledikten sonra içeri girdim, bir çay doldurdum. Tam içecekken telefon geldi, acil gel. Acil oraya gittim. Haber, çocuğun kan kanseri, leukemi oldu dediler. Yani olma ihtimali var, yani onu görüyoruz kandan dediler. Tam teşhis koymadılar ama ihtimal dediler. O andaki Allah kimsenin başına vermesin. Ama çok çok büyük bir imtihan. Hiç öyle bir şey beklemiyorsun. Hep dışarıda görüyoruz, değil mi? Başkaları hastalanıyor. Ondan sonra toplumdan uzaklaşıyorlar. Çünkü artık cemaate, derslere gelemez oluyorlar. Çocuklar hasta olunca, çocuğun hasta olması çok zor bir şey. Cemaat hareketleri ya da derslerler aksaklıklar olabiliyor. Normal ziyaretler kesiliyor. Kimseye gidemiyorsun, kimseyi çağıramıyorsun. Tamamen hayatın alt üst oluyor yani. Bir de buna üstüne üstlük bir de çocuğun o hali var. Tabii ki o düşünceler var. Ne olacak, ne olacak, tedirginlik var. Biz böyle böyle birdenbire yakalandık gibi. Sonradan biraz dediler ki yok, leukemi değilmiş. Elhamdülillah bir rahatlama oldu. Sonra işte uzun şeyler bir kere böyle deneye deneye. Sanki Allah Celle Celaluhu bizi böyle hazırladı. Allah Celle Celaluhu. Allah'a hamdolsun. Bizi hazırladı. Birinci leukemi dedi, sonra değil. Sonra leukemi değil ama yine de ilk nakli olması lazım dediler. İlk nakli içinde aynı leukemide olduğu gibi aşağı yukarı. İşlem aynı. Yani şemoterapi dedikleri şemoterapi olacak. Sonra şemodan sonra ilk veriliyor. İşte bu şemonun ağırlığı da zaten sonradan ortaya çıkıyor. Benim kızımı görenler o zamanlar bilirler. Yani kapkara şey, şöyle beyaz tenli normal bir çocukken kapkara bir şey oldu yani. O kemonun aldığı da zaten kemonun üstüne daha ne kadar ilaç yapıyor. Biliyorsunuz bunların medisin dedikleri şey. Ne? İlaç satmaktan ibaret bunların sistemi yani. İlaç satıyor, 10 tane yanlısı var. Hiç unutmuyorum, bir tane ilaç var. Kaşıntıya karşı uykuyu getiriyor. Ya da ne bileyim, ilaç var, kaşıntı yapıyor. O kaşıntısı kesilmesi için öbürünü veriyor. Kaşıntıya karşı o da uyku getiriyor vesaire. Böyle böyle bir sürü. Yani çocukta, küçücük çocukta yemekten çok şey, ilaç alıyordu. Yani ben hatırlıyorum o makinelerde bağlı olan. Orada birkaç ay kaldı. Odadan çıkmak yasak. Kendini toparlayan aktarı. Böyle böyle imtihan oldu. Çocuk düzeldi. Yavaş yavaş düzeldi. Bir ay hiç gülmemişti. Yani o şemadan sonra acılarından, sancılarından ben çocuğun bir ay gülümsemediğini gördüm. Hiç gülmeyi bırakmayan bir kız. Çok hani Lebensfreude denir ya. Öyle olan birisi hiç bir kere gülmedi yani. Bir kere güldüremedi çocuğu. Ve bir bayram günü bir hediye ile gittim yanına, bayram hediyesi. O güldüğü günü hiç unutmuyorum. O gün benim için bayram. Ve Allah Celle Celaluhu bizi böyle hazırladı. Biz ailecek hayata bakış açımız, bazı değerlere bakış açımız daha da değişti, daha da titiz olduk. Daha da titiz olmaya çalıştık, çocuklarımıza daha çok zaman vermeye çalıştık. Bu bir dürtmeydi. Onun için elimizdeki nimetin değerini, elimizdeki nimetlerin değerini bilen hepimiz.
İlla başınıza bir şey gelmesini beklemeyin. Belki Allah Celle Celaluhu bana böyle şeyler yaşattı sizinle paylaşmam için. Ben de sizinle paylaşıyorum. Başınıza gelmeden aklınızı başınıza. Başınıza illa hepinizin başına böyle bir şey gelmesi gerekmiyor. Zaten herkesin başına da böylesi gelmiyor. Değil mi? Bir başkası gelir. Siz de onu bizimle paylaşırsınız. Biz de her türlü birbirimizle yardımlaşmış oluruz. Evet. Bu şekilde tekrar normal hayata dönüşürken bütün günlük hayatımız, ki ilk zamanlar kimseye dışarıya fazla çıkmak yasaktı. Elin aklından sonra hastaneden çıkmıştık ama herkese gidip gelemedi. Her şeyi yiyemiyordu, yasaktı. Yani paketten çıkmış şeyler olması lazım. Mesela bir sürü şeyler var. Bazı şeyleri hiç yiyemiyordu. Onlar da düzeldi elhamdülillah. Hatta kontroller de azaldı. Haftada bir kere, iki kere bazen kontrole gidiyordu. Tekrar kan alıyordu. Hızlı geçiyorum. Bir sürü şey var. Çoğunu belki unutmuşumdur. Hanım da içeriden diyordur ya şunu söylemedi, bunu söylemedi belki. Ben onları anlatmak için söylemiyorum zaten. Ama böyle zorlu bir zamandan sonra neredeyse hastaneleri unuttuk. Terminleri unuttuk. Yani o kadar araları açıktı. Yani artık hastanede haşır neşir olmuş bir zamandan sonra tamamen tekrar normalleşti. Artık çocuğun rengi değişti. Koşmaya, gülmeye tamamen eski Zeynep diyorduk. Yani eski Zeynep olmaya başladı. Ve Allah Celle Celaluhu tekrar şey yaptı. Tekrar bizi imtihan etmek üzere bizden aldı. Emanetti zaten. Çocuğumuz olduğunda, o Zeynep doğduğunda ben hanıma demiştim, bak hanım. Bu bize Allah'ın bir emaneti. Bu bize Allah'ın emaneti. Sakın sahiplenme, benimmiş gibi şey yapma. Yarın bir gün işte Allah Celle Celaluhu belki alır. Ya almasa bile evlenecek, bitecek yani. Sonuçta o da bir evden çıkış yani. O da bir hüzün. Tabii ki sevinmiyor kimse evinden kızı çıktığın zaman çünkü alışmışsın, tam büyütmüşsün, ondan sonra tam yaşına gelince bırakıyorsun diyor. Zor bir şey kız vermek, kolay bir şey değil. Hani bu sebeplerden dolayı baktım bunlar emanet. Oğlan da olsa, kız da olsa çok fark etmez. İkisi de emanet, ikisi de evde kalmayacak normal şartlarda. Böyle böyle söylemiştik. Demek ki Allah Celle bana onu söylettirdi. Değil mi? Bana onu söylettirdi. Biz kendimizi ondan önce hazırlamaya çalıştık. Sonra Allah Celle Celaluhu bize böyle 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 imtihan ede sonra aldı. Bakın ben Ramazan'dan sonra iki hafta sonra yapalım. Allah'ın hikâsı olması lazım. Yanlış mı hatırlıyorum? 3 hafta da olabilir. Ramazan'da bir bana bir hutbe, yani cuma imamlığı için bir hutbe verdiler. Şey, imamlık yapmam için şey yaptılar, ben de bir hutbe verdim. Ama ne verdiğimi unuttum. Sadece ayet-i kerimesi aklımda kaldı. Ezberledim yani, aklımda kaldı. Ondan önce de böyle hani hafif mealen biliyordum. Ama ondan sonra hep aklımda, sanki böyle sürekli zihnim onu zikrediyor. Sürekli onu paylaşacağım sizinle. O ayet-i kerime zihnime dolaşıyor ve Zeynep vefat ettiğinde o ayet-i kerime aklıma geldi. Estağfurullah. وَنَا اَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ. Biz sizi imtihan ederiz. Neyle? وَنَا اَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Yani korku, açlık, وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ mallarınızın eksilmesiyle olenfus nefislerin yani etrafınızdaki ya da canların eksilmesiyle denerim diyor. Deneriz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve beşir-i sabirin ayetin sonunda sabredenleri müjdele. Böyle hep sürekli zihnimde böyle hintakumda rafı yapıyordu. Zeynep vefat etti. 3-4 hafta, 2-3 hafta sonra bir kere daha hutbe için bana müracaat ettiler. Ben de en son ne yaptığıma göre tekrar olmasın fazla diye. En son ne yaptığım hutbelere bakıyorum onu.
Ve o ayet-i kerimeyi okuduğum gün. Ve hutbeyi okudum. İnanın ben o hutbeyi kimse için değil, kendim için yazmışım. Ben o hutbeyi kendim için yazmışım. Allah Celle Celaluhu o hutbeyi bana kendim için yazmış. Ben onu kendime okumuşum. Herkes beni herkese okudu zannediyor. Ben onu kendime okudum. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bizi ikaz ediyormuş, meğer bizim haberimiz yokmuş. Ve Allah Celle, o gün Zeynep'in vefat ettiği gece bazı olayları anlattı. Allah Celle Celaluhu nasıl yardım ettiğini. Bu Ducane gördüğünüz o buralarda koşturan çocuk ablasız hiçbir yere gitmez. Bu odadan ablası karşı odaya geçtiği zaman abla nerede diye 10 kere sorar, ikna da edemezsin. Hani oğlum abla şimdi diyelim ki başka bir yere gitti. Abla şimdi dedeyle gitti dedim mesela. Veyahut da doktora gitti desen yine sorar ikna olmaz. Böyle. Hani böyle. Ablasın illa ister diye. Sorar. Vefat ettiği anlarda, yani o sıralarda eldeki o zaman babam bile kalıyordu. Kalmıştı yani o gece. Cuma ile cumartesi arası gecesi. Cumartesi gecesi. Oğlan uyanıyor. Onu görenden anlatıyor. O saatlerde yani. Sabah namazına doğru. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, kalkıyor. Etrafa dolanıyor. Sonra susuyor, geliyor, tekrar geliyor. Sakinleşiyor, geliyor. Ve ondan sonra oğlan bir daha hiç ablasını sormuyor. 2-3 hafta biz artık sormaya başladık. Çünkü eve geldik, biz o kadar çok üzülüyoruz ki biz oğlandan dolayı üzülüyoruz. Yani oğlan için de üzülüyoruz. Biz oğlana ne diyeceğiz, nasıl ikna edeceğiz? Şu odadan şuraya gittiği zaman biz çocuğu ikna edemiyoruz. Nasıl ikna edeceğiz? Yani böyle düşünüyoruz, gerçekten düşünüyoruz. Biz nasıl ikna edeceğiz? Çocuğa nasıl söyleyeceğiz? Çocuk nasıl anlayacak? O çocuk bir kere ablasını sormadı. Biz çocuğa bakıyoruz, bir kere sormadı. Artık sormaya başladık. Bu yatak kimin? Ablasının yatağını gösteriyoruz, benim diyor. Ablasının oyuncaklarını gösteriyoruz, benim diyor. Yahu bunu birisi ikna etmiş ya. Biz ikna edemedik yani. Bir kere ikna ettiğimizi hatırlamıyorum. Biz ikna edemedik ama birisi Allah Celle Celaluhu bir türlü ikna etmiş. Bir türlü o kolaylığı vermiş. Allah Celle Celaluhu, biz Allah'a çok az güveniyoruz. Biz Allah'a çok az güveniyoruz. Halbuki bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Dün sohbette gündeme getirmiş. Yani bizim bu davada, yani böyle bir dava biliyoruz ki İslam davası öyle bir şey ki düşmandan gelecek en büyük zarar ne? Seni öldürmesi. Öldürülen olacak. Peygamberlerden sonraki peygamberlerin kutlu ettiği makamlara varacağız. Şehitlik mertebesi. Yani en kötüsü yani söylüyorum ben şimdi. Değil mi? Yani bu davada kaybedecek şey yok mu? Yok. Demek biz Allah'a çok az güveniyoruz. Bir sorunumuz var. İlişkimizde sorun var. Allah Celle Celaluhu. Ben kendim için ilk başta kendime söylüyorum. Size bakarak söylüyorum da. Aynam olduğum için, benim aynam olduğunuz için size bakıyorum. Ben kendimi görüyorum. Kendime söylüyorum. Hepimiz bir pay çıkaralım inşallah. Sinirimi çok şey kurcalıyor ama belki sizin de fazla şey yapmak istemiyorum. İnşallah başımıza gelen olayları boş kazanmayın. Ama her şeyden de kuruntu yapalım demiyorum. Bu da bu mana çıkmasın ya. Hani ağabey ağabey dedikleri bir şey var ya, sonra her şeyden de ağabey ağabey olmaya çalışmıyor. Bu da doğru değil. Ama Allah Celle Celaluhu bazen başına bir iş mi geldi? Ya vardır bunda da bir hayır. Hani derler ya, vardır bunda da bir hayır. Gerçekten de vardır. Yani sadece lafta kalmasın, var bunda bir hayır ya. Sen Allah'a güvenmiyor musun? Sen illa bir işi isteme yani, dünyevi açıdan. Uhrevi açıdan iste istediğin kadar. Tamam mı? Cennette istediğin iste, Allah'tan ne istiyorsan. Ama dünyevi açıdan illa da bir işi isteme. Hayırlı bir şey, ne olduğunu bilmediğin bir şey. İlla isteme. İlla istedin,
Başına gel, yani Allah verdi, sonra da geri aldı, üzülme. Allah'a göre vardır bir hayır diyoruz da, bir de buna inanalım yani. Böyle her ilgimize kadar inanalım, hiç umut olmuş. Ha, çocuk vefat eder, üzülmez misin? Tabii ki üzülürsün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamış değil mi? Oğlu vefat ettiğinde ağlamış, gözlerinden yaşlar akmış. Ama bir fark var değil mi? Bizim gibi isyankar olanların, bizim gibi kafirlerin, ahirete inanmayanların ya da imanı zayıf olanların. Ne? Biz Allah Celle Celaluhu'nun, Allah Celle Celaluhu'yu gazaplandıracak bir söz söylemeyiz. Üzülürüz, üzülmeliyiz ama Allah'ın gazabını çekecek, Allah'ın boşuna gitmeyecek sözler söylemeyiz. Davranışlarda bulunmayız, bulunamayız. Eğer böyle yaparsak, o zaman Allah Celle Celaluhu bizlermiş, biz de imtihanı kazanamamış oluruz. Hem çocuğumuzu hem imtihanımızı kaybederiz. Hem malımızı hem imtihanımızı kaybederiz. Bu tam bir enayilik değil midir, affedersiniz yani? Yoksa bunda bir mantıklı bir şey görüyor musunuz? Elbette değil yani. Sabredeceksin. Ha, sabrın bir de tersi var değil mi? Bu da şükür. İmtihan, başta söyledik, bir bolluk da olur, bir darlık da olur. Allah Celle Celaluhu mal verir, ferahlık verir. Sen de şükretmesini bileceksin. Alışmayacaksın. Şükretmek ne demek peki böyle? Elhamdülillah, elhamdülillah, sadece bu değil yani. Şükretmek, nimeti yerinde kullanmak, Allah için harcamaktır. Bu nimet her neyse, bunda Allah rızasını gütmektir. Mal var mı seni Allah Celle Celaluhu fazlasıyla rızıklandırdı? O zaman malınla infak edeceksin. Allah yolunda harcayacaksın. Yollar arayacağız. Sana yetenek mi verdi belli konularda? O yeteneğini Allah yolunda kullanacağız. Evlat mı verdi? Allah yolunda yürüyecek evlatlar yetiştireceksin. Ama onlar sonunda olur olmaz o ayrı mesele. O Allah'ın yolunda. Hidayet veren Allah Celle Celaluhu. Sen ama gereğini yaptın mı? Ya biz denedik olmadan nasıl caminin kapısına gelip atıyorlar, işte çocuk hiçbir şey yapmıyorlar. Ondan sonra çocuk 10-12 yaşına geliyorlar. Artık oraya buraya özenmeye başlayınca, müziğin sesi de biraz fazla rahatsız etmeye başlayınca evde, ya da baktıkları sapık sapık şeylerin, filmlerin, çizgi filmlerin, oyunların, sesi, şeyleri, gürültüleri fazla çıkmaya başlayınca evde, getirip caminin kapısına bakıyor. Çocuğumu adam edin. Lan senin şimdi evde ne yaptın da biz senin çocuğunu adam edin? Anasını babasını adam edin, iki çocuklarını adam edin yani. İyi bu işte dedik ya. Çocuk, Allah için çocuk da bir nimet, yetenek de bir nimet, ilim de bir nimet, hepsi birer nimet. Bunların şükrünü eda etmek gerekiyor. Elimizden alınan şeylere karşı ne yapacağız? İsyan etmeyeceğiz, sabredeceğiz. İkisi de olacak. İkisi de çok önemli. Sabır da çok önemli. Şükür de sabır kadar önemli. İnşallah bunu da hatırlamayalım. Ve tevbeyi küçümsemeyelim inşallah. Hani Zafer kardeş bugün sohbette söyledi. Tevbe. Tevbe konusu. Bazen Müslümanlara şeytan öyle telkin eder ki bir günah işlediğinden dolayı ya sen Allah sen artık cehennemliksin yani. Sen ne yaparsan cehennemliksin. Halbuki ashabı Uhud'u biliyoruz değil mi? Birkaç sefer anlatmıştım, siz de bilirsiniz. Ashabı Uhud'u bir kral zamanında bu bir genç vesilesiyle Müslüman olan birkaç kişi bu süre duyuruyor, yaygınlaşıyor vesaire. Bu genci duyuyorlar. Bu genci kral Asmak öldürmek istiyor. Bir türlü öldüremiyor. Olmuyor yani. Dağa gönderiyor, uçurumdan o gönderdiği askerler düşüyor, buna bir şey olmuyor. Ondan sonra gemiyle denizin ortasına gemi devriliyor, hepsi boğuluyor, buna bir şey olmuyor vesaire. En sonunda diyor ki, sen beni nasıl öldürebilirsin diyor. Ben sana söylediğim şekilde yaparsan o zaman olur. Nasıl? Bütün insanları topla, bütün halkı topla. Şimdi kral istemiyor ya, insanlar etkilenmesin, Müslüman olmasınlar.
Ama bu da diyor ki, ben öldürmek istiyorsam bütün insanları topla ve bu gencin, bu çocuğun Rabbi adına diye oku, çek ve bırak diye ve o şekilde bana ateş at diyor. Elimi kolumu bağla, o şekilde beni öldür diyor. Aynı o şekilde yapıyor ve herkes buna şahit oluyor. Birkaç sefer ondan önce tabi onsuz deniyor, bakıyor, oluyor mu diye, onu gösteriyor. Vuramıyor. Ve o Bismi Rabbi Kur'an deyince vuruyor şakağına ve şehit oluyor oradaki genç. Onu görenler, o hali kuralı şeyi görenler hepsi iman ediyorlar bütün halkı. Kral emrediyor o Müslümanları, şeyler kazıyorlar. İşte o uhdud dediğinden çukurlar kazıyorlar. Ateş yakıyorlar. Canlı canlı, kadın, erkek, yaşlı, ne varsa katliye hepsini teker teker atıyorlar. Değil mi? Bak Kur'an-ı Kerim'de Surat-ı Buruç'ta geçer. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Onların suçu neydi yani? Suçu neydi? Ne? Hangi suçtan dolayı? Ancak Allah'a iman ettiklerinden. Sadece suçlarını Allah'a iman ediyorlar. Bu ayetlerinde öyledir. Ben ne demek istiyorum? Tevbeye bağlayacağım işte. اِنَّا لَذ۪ينَ فَتَنُوا مُؤْمِنِينَ Bunlar mümin erkek ve kadınları yakıyorlar. Yakarken de eğleniyorlar, başında duruyorlar ateşin. Ateşin başında durup eğleniyorlar bu hale. Aynı Arakan'da benzer olaylar olduğu gibi, başka yerlerde benzer olaylar olduğu gibi. Yapıyorlar bu işi. Ama burada bakın bir ek var böyle, sanki bir ek var. Yani bir, hani Almanlarda Hoffnungsschimmer derler ya, bir ümit var yani. Nasıl bir ümit? Yani günah işleyen kimseler için bir ümit. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا Ve tövbe de etmiyorlar bu sebepten dolayı. Yani tövbe de etmediler. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَلَهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَلِيمٌ Bu günahlarından dönmedikleri için, tövbe etmedikleri için, pişman olmadıkları için Allah Celle Celaluhu onları cehennemde kötü bir azap, en şiddetli bir şekilde azap edecek. Buraya geleceğim. Yani sen ne işlemiş olarak olsa, yani ne işledin sen? Burada Müslüman hiçbir suçu olmayan, Allah'a, Allah'tan başkasına iman etmiyor. Suçu sırf bu olan yani, Allah'a iman ettiği için suçlu olan Müslümanlar yakılıyor, yakılarak öldürülüyor, seslerinden eğleniliyor ve bunlar tövbe etmediği için cehenneme girecekler. Demek ki tövbe etse Allah Celle Celaluhu bunların tövbesinden olur. Öyle değil mi? Tövbeyi küçümsemeyelim. Tövbeyle aramız uzak olmasın. Tövbeyle aramız eğer uzarsa, arayı fazla açarsak Allah Celle Celaluhu'yla da arayı açmış oluruz. Allah korusun. İlişkimizi sağlar. Güvenmek diyoruz ya işte. Hepsi bunların toparlayacak olursa Allah Celle Celaluhu'ya güvenmek, Allah Celle Celaluhu'yu sevmek, ondan razı olmak, senin hakkında ne söylediyse, ne yazdıysa, kaderinde ne varsa, başına gelecek musibetlerden ne varsa, imtihanından razı olmak. Tövbe kalbini yumuşatır. Bizim de yumuşak kalbe ihtiyacımız var. Çünkü katı kalp işe yaramaz. Allah Celle Celaluhu bizi ölmeden önce kendini hesaba çeken ve imtihanları geçenlerden eylesin. Bizi cennetiyle nimetlendirsin. Ve inşallah cennette de bu şekilde böyle meclislerde Ömerlerle, Ebu Bekirlerle birlikte olmayı nasip eylesin. Peygamberlerle beraber olmayı nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyke.